Bismillahirrahmanirrahim. Fıtuhul Gayb'dan 45. Sohbet Nimet ve Sıkıntı İnsanlar iki sınıftır. Kendilerine nimet ihsan edilenler ve Allah'ın takdiri neticesinde belaya duçar olanlar. Kendilerine nimet ihsan edilenler bu nimetlerin içinde günaha ve tasaya düşmekten kurtulamazlar. Bu tasalar ve günahlar aslında onlar için lütuftur. Çünkü kendilerine derde tasaya gark edici hastalık, açlık, canlarına, mallarına ve evladı iyaline isabet eden her türlü isabet eden türlü türlü musibet takdiri ilahi ile tecelli eder. Bunlardan ibret alırlar. Daha evvel hiç nimetlenmemiş gibidirler. Daha evvel tatmış oldukları nimetlerin lezzetini unuturlar. Ama yine zenginlik birden kendilerine mal, makam, hizmetçiler ve düşmanlarından emin olmak şeklinde iade edilirse, sanki daha başlarına türlü bela ve musibetler gelmişçesine hareket ederler. Bu tavrın sebebi ise Mevla Azze ve Celle Hazretlerini hakkıyla takdir edememiş ve dünyanın ne olduğunun farkına varamamış olmalarıdır. Eğer Allah Teala Hazretlerinin her dilediğini mutlaka yapan ve tebdil eden olduğunu bilip tatlılaştıran ve acılaştıranın, zenginleştiren ve fakirleştirenin, yükseltip de alçaltanın, izzet verip zelil kılanın, ihya edip öldürenin, bazen takdim edip bazen de tehir edenin o olduğunu idrak etmiş olsalardı, kendilerine verilmiş olan nimetlere güvenip aldanmazlar, bela aslında da çıkış yolu gözlemeyi terk edip Allah'tan ümitlerini kesmezlerdi. Dünyanın da cahilidirler aslında bunlar. Bu cehaletlerinden dolayı dünya ile mutmain olup o dünyada içine kederin uğramayacağı bir sefa aradılar. Dünya denenin bir bela, meşakkat, mükellefiyet ve keder yurdu olduğunu unuttular. Yine unuttular onlar ki dünyanın aslı beladır. Nimet ise sonradan zuhur edendir. Dünya öd ağacına benzer. Meyvesi baştan acıdır. Lakin sonradan bal gibi tatlılaşır. Acısından tatmadan tatlılığına varılmaz acırına sabretmeyen balına ulaşamaz. Dünyanın bela ve sıkıntılarına sabredenler için hazırlanır nimetler. Hem bilmez misin ki işçi ücreti alnı terlemeden, bedeni yorgun düşmeden, ruhu sıkılmadan, gönlü daralmadan, dermanı tükenmeden, zilleti nefse duçar olmadan ve kendisi gibi bir insana hizmet ede ede arzuları kırılmadan asla verilmez. Yudum yudum yudumlar bu sıkıntıları da akabinde lezzetli yemeklere, meyvelere, güzel elbiselere, rahat ve mutluluğa kavuşur. Azıcık da olsa elbet kavuşur. Dünyanın da evveli acıdır. Tıpkı bal peteğinin acıyla karıştırılmış üst kısmı gibi. Üstteki acı kısmı tatmadan peteğin alt kısmına ulaşıp saf balı yemek mümkün değildir. Kul da Rab Teala Hazretlerinin emrettiklerini eda hususunda nehyettiklerinden kaçınmada takdiri ilahinin hükümlerine teslim olup işleri Allah'a havale etmede, bu tür acılıkları yudum yudum içip yükünü yüklemende, arzularına muhalefet edip muradını terk etmede sabır ve sebat gösterirse, Allah bütün bunların neticesinde kendisine ömrünün nihayetinde hoş bir geçim, naz niyaz, rahat ve izzet nasip eder. Her şeyini üstlenir. Süt çağındaki bebeciğin tekellüfsüz, tasasız, beslendiği gibi besler ona. Dünyada ve sırtına bir yük, mükellefiyet yüklenmez. Bu vaziyet tıpkı bal peteğinin üstündeki acılığı tadanın, tatlılığı peteğin dibinde bulması gibidir. Kendisine nimet verilen kulun yapması gereken, kendi kurduğu tuzakları Allah'ın bozup atma ihtimalini göz önünde bulundurmak, nimetle aldanmamak, bu ihsanların daim olacağını düşünmemek, Şükründen gafil olmamak ve şükrü bırakmak suretiyle nimet ipini gevşetmemektir. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Nimet vahşi bir hayvan gibidir. Onu şükür ile bağlayınız. Mal nimetinin şükrü, nimeti veren, fazlı ile lütfeden Allah azze ve celle hazretlerinin hakkını itiraf etmektir. Sayı rahvalde bu durumu kendi kendine devamlı hatırlatmak. Allah'ın fazlı subhanesini ve minnetine temaşa etmektir. Nimetleri sahiplenmemek, nimetler hususunda haddini aşmamak demektir. Bu kadar nimet içindeyken Allah'ın emrini, Allah'ın emri, emirlerini terk etmemek, nimetlerin hakkı olan zekat, kefaret, nezir ve sadaka gibi hakları eda etmektir. Gariplerin yardımına koşmaktır. Malın şükrü kendileri için iyiliklerin kötülüğe dönüştüğü yani rahatlık ve nimet demlerinin sıkıntı ve ızdıraba inkılap ettiği dert deryalarında yüzmekte olan ihtiyaç sahiplerini ve onların ailelerini arayıp bulmakla olur. Azalardaki afiyet nimetinin şükrü ise bu nimetlerle Allah'a itaat etme hususunda Allah'tan medet dilemekle haramlardan, seyyiatten, günah ve isyandan uzak durmak için ondan yardım istemek suretinde olur. Böyle mümkün olur nimetin çekip gitmesine mani olmak. Yine ancak böyle nimet ağacı sulanmış, dalları yaprakları büyümüş, meyveleri güzelleşip tatlılaşmış, ömrü uzamış, lezzetlenmiş ve yutması kolay mı kolay hale gelmiş olur. Hemen ardında bedende zahir olur afiyet ve semeresi. Bu semere zikir, mukarrebat, ve çeşitli taatler vasıtası ile... azalarda bereket olarak zuhur eder. Böylelikle kul ahirette Allah Teala Hazretlerinin rahmetine dalı verir. Cennette ebediyen nebilerle, sıddıklarla, şuhada ve salihlerle... beraber olur ki ne güzel refiktirler onlar. Eğer böyle hareket etmez ise şükür namına dünyanın süsü püsü ve tatmış olduğu lezzetleri ile aldanırsa dünya serabının parıltıları Çakan şimşekleri ve seher vaktinin ılık rüzgarları ile tatmin olursa, dünya akrep yılanlarının derilerinin yumuşaklığına kanarsa, dünyanın derinliklerinde gizlenen öldürücü zehrine ve kendisine helaka sürüklemek için kurulan tuzaklarına karşı gaflete düşüp gözünü yumarsa, perişanlığa hazırlasın kendine. Dünyada kendine hemen çarpacak olan azarlanma ve fakirlikle, zillet ve rezillikle, ahirette ise nar cehennemde göreceği azapla müjdelenmeye de hazır olsun. Bela bela imtihanı duçar olandan bahsedecek olursak eğer, bela bazen işlemiş olduğu bir cürmün, bazen düşmüş olduğu bir isyanın neticesi ve karşılığı olarak cereyan eder. Belanın günahlara kefaret ve günah yüklerinden bir kurtuluş vesilesi olduğu da vakidirler. Bela bazen de manevi derecelerin artırılması gayesiyle uğrar kişinin başına. Makam ve hal ehlinden olan marifet sahipleriyle beraber kılınmak için yüce menzillere bir ulaşma vesilesi olur bela. O yüce menzilleri mekan tutanlardır ki mevraları onları lütuf ve rıfk atlığına bindirip bela meydanlarında koşturmuştur. Ruhları ise nimet-i ilahi mertemleriyle hareket ve sekanat vadilerinde uçuşmaktadır. Bu belalar onları helaka sürüklemek ve aşağının aşağısı çukurlara itmek için çarpmaz. Bela onları seçip ayırmak için bir imtihan vesilesidir. Allah belalar vesilesiyle onların içinden imanın hakikatini ve safasını şirk, iddia ve nifak kirlerinden sözer. Envai çeşit envar, esrar ve ulum bağışlar onlara. Razı olur da muhatap kabul eder sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurmuşlardır. Sabır ehli fakirler kıyamet gününde Rahman'ın sohbetine muhatap kabul buyurduğu kimselerdir. Hem dünyada böyledir hem de ahirette. Dünyada kalpleriyle ahirette ise bedenleriyle. Beladır okulların kalplerini şirkin dışındaki günahlardan, kullara, sebeplere, butlana, ve iradeye bağlı kalmaktan temizliği pak eden, bela onların iddia ve heveslerini eritir gider. Eğer yaptıkları taatlere bedel olarak ahirette firdes ve diğer cennetlere ait mertebelerin beklentisi varsa kalplerinde belalar onları da ortadan kaldırır. Bir kişinin günahlarına mukabil bir ceza olarak belaya uğramış olduğunun alameti, bela esnasında sabırsızlık göstermesi, feryadı figan edip hali insanlara şikayet etmesidir. Kefaret ve günah yüklerinden kurtuluş olarak gelen belanın alameti, şikayet etmek sizin dostlara, ahbaba ve komşulara feryadını duyurmadan sabrı cemil içinde olmak, emredilen tahtları ifa hususunda ise dargınlık göstermektir. dargınlık göstermemektir. Rıza ve muvafakat makamının yükseltilmesine vesile olan belanın emaresi ise semavet ve arzın fiili ilahisine karşı nefsin sükun ve ikminan içinde olmasıdır. Saatler de aksa, günler de geçse, bela üzerinden kalkana kadar belada fena bulmaktır.